Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Teaching English to Young Learners yani genç öğrenciler yani çocuklara İngilizce öğretimi ile ilgili paylaşımım olacak sizlerle. Tabii bu sunum boyunca göreceğimiz şunlar. Çocuklara genel olarak bakacağız, küçük çocuklara bakacağız. Ana teoriler, dil ve bilişsel gelişim nelerdir onlara bakacağız. Bir de son olarak genç öğrencilere ya da çocuklara diyelim kısaca. Dil becerileri, dinleme, okuma, yazma becerileri nasıl öğretilir onlardan bahsedeceğiz. Çocuklar genel olarak öğrenmeye isteklidir. Özellikle ilkokulda, anaokulunda göreve başlarsanız göreceksiniz. Daha dersler başlamadan, eskiden 4. sınıfta başlıyordu mesela İngilizce dersleri. 3. sınıf öğrenciler gelip gülerek "What's your name?" diye sorarlardı. Sorup kaçarlardı. Çok merak ederlerdi. Bu bile çocukların ne kadar istekli olduğunu gösteriyor yabancı dili öğrenmeye. Belki daha da İngilizce görmeyen sınıflardan öğrenciler gelip sizlere bu şekilde takılıp kaçabilirler. Çok eğlenceli çocuklara İngilizce öğretmek genel olarak. Tabii implicit teaching dediğimiz böyle derste ben size present perfect öğretiyorum, present simple öğretiyorum şeklinde değil, çaktırmadan doğal yöntemle öğrenirler maruz kalarak. Onlarda meta language dediğimiz bir dili yine üst bir dille öğretme. Mesela Türkçeyi, Türkçe dil bilgisini mesela Türkçe dil bilgisi terimleriyle öğretme yapamazsınız. Onlara anlam odaklı çalışmanız gerekir. Çocuklar genelde canlı hayal güçlerini kullanabilecekleri, keşfedebilecekleri çünkü içsel olarak çok meraklıdırlar. Dersler isterler. Oyun derseniz, eğlence derseniz bu tür eğlenceli etkinlikleri seve seve katılırlar. Nedir bunun eğlenceli etkinlikler? Çizim yapmak, puzzle çözmek, şarkı söylemek, taklit etmek, mimikler, dinleyip şarkı söyleme. Çok severler bunu. Değişik tipte etkinlikler. Çünkü bir tanesi çok sıkar, çok çabuk dikkatleri dağılır ve görevler de parçalara ve adımlara ayrılmalıdır. Çünkü anlamaları nispeten kısıtlıdır. Yani bir kere anlattım her şeyi anladılar. Bunu beklememelisiniz. Genelde ben merkezlidirler. Sadece kendileriyle ilgilidirler. Kazanmak, kaybetmek onlar için çok önemli olabilir. Çok üzülebilirler, çok sevinebilirler. Bunu kaybetmeye veya kazanmaya alıştırmak da önemlidir. Sınıf yönetiminde bundan bahsedebiliriz ileride. Bunları anlatacağız. Sınıf yönetim açısından problem yaratabilir. Yine överseniz çabuk şevke gelirler, şevklenirler. Endişe seviyesi, endişe atmosferi yani sınıf atmosferi azsa daha etkili öğrenirler. Ama az önce de dediğim gibi bir kere söylemeyle anlamadıkları için daha çok manipülasyon yani yönlendirme isterler. Önce şunu yapın, sonra bunu yapın şeklinde adım adım anlatmanız gerekir. Aslında göstermelisiniz. Bütünsel olarak anlarlar. Anlamı tek tek kelimeleri, örneğin what's your name öğretirken what is your name'i tek tek ayrı kelimeler öğretmenize gerek yok. What's your name işlevine ad sorma. Bunu öğretmeniz yetiyor. Bazı öğrenciler tabii merak edebiliyor. Hocam oradaki is ne, se ne, what ne? Bunları tek tek odaklanmamanızı tavsiye ederim. Yoksa kafalar çok karışır. Anlama odaklanın, bütünsel olarak yaklaşın. Bir de I plus one olarak sunmaya çalışın. Anlama odaklanırken abartmadan what's your name gibi soruyu örneğin I'm asking what your name is gibi bir şeyde karmaşık bir cümle içerisinde sunmayın. Kafaları karışır. Seviyelerinin biraz üstünde olsun. Yani I plus one'dan kastımız bu. Öğretmenlerini memnun etmek isterler küçük öğrenciler. O yüzden derse katılırlar. Anlamasalar da anlamış gibi görünebilir. Bu sizin için bir tehlike. Çünkü anladıklarını düşünüp yanılabilirsiniz. Harekete dayalı etkinlikleri severler, enerjiktirler, görsel materyaller. Bu görsel materyaller parlak renkli olursa çok hoşlarına gider. Duyma, görme, dokunma içeren etkinlikleri onlar için hazırlanmanızı tavsiye ederim. Özellikle küçük yaştaki çocukların okuma ve yazma becerileri çok yavaştır. Mesela tahtaya yazdığınız 2-3 cümleyi bile hadi defterinize geçirin dediğinizde bunu yazmaları bile 10-20 dakikalarını belki bütün dersi alabilir. Buna şaşırmayın. Buna hazırlıklı olmanızı öneririm. Young learners'ı şöyle
gruplara ayıracak olursak normalde 5-12 yaş diye geçiyor. Okul dönemi, formal schooling dönemi. Bu birincisi very young learners diyelim. 3-5 yaş arası olsun. Sonra young learners gelecek. 5-7 yaş arası. Very young learners dediğimiz kesimde 3-5 yaş arası. Daha çok anaokulu gibi düşünün bunları. Metalinguistik olarak anlatamazsınız. Yani what işte şu sıfattır, bu isimdir. Böyle bir metalinguistik kullanmaya çalışmayın. Zaten kafaları karma karışık olacaktır. Türkçe'yi de bu şekilde öğrenmeler zaten. Pragmatic knowledge. Pragmatik dediğimiz hani hangi durumda nasıl konuşulur, resmi şudur, resmi olmayan budurdan ziyade arkadaşlarıyla işte konuşurken nasıl konuşulabilir, üzgün kelimesini sad öğretiyorsanız mesela onu üzgün bir şekilde söyleme şeklinde onların hoşuna gidebilir. Kelimelerin ve cümlelerin içerisinde kültürel olarak algıları yoktur. Neyin kötü, neyin iyi olduğunu, farklı kültürde neyin değiştiğini bilemeyebilirler. Bilmezler daha doğrusu. Daha bilişsel gelişimlerini tamamlamamışlardır ve soyut kavramları anlayamazlar. 5-7 yaş arasına gelecek olursak daha çok böyle hands-on dediğimiz yapacakları, bizzat katılacakları etkinlikleri severler. Somut deneyimlerden öğrenirler. Güvende hissetmeleri gerekir öğrenme açısından. İlk ana dilleri de hala gelişiyordur ki hemen siz ikinci bir dili öğretiyorsunuz ona. Karşılaştıkları durumu düşünün. Mantıksal yaklaşımlarda, çıkarımlarda bulunabilirler. Bir şeyi tartışabilirler bu yaşta. Sınıf içi kuralları gibi kuralların farkındadırlar. Gerçekle kurguyu ayırt edemeyebilirler. Yani vereceğiniz eğitimde bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sonra 8-12 yaş Young Learners 3. seviyesi diyelim biz buna. Bunlar artık soyut kavramları anlayabilir seviyeye geliyorlar. Kurgu ve gerçekler artık ayırt edebilecek yaştalar. Temel kültürel ve pragmatik kavramlar oluşmuştur. İşbirliği içinde çalışabilirler arkadaşlarıyla. Hatırlarsanız küçük çocuklar daha küçükleri daha ben merkezci oluyordu. İşbirliğine çok yanaşmıyorlardı. Daha güvenilirdirler ve sorumluluk alma eğilimindedirler. Bu yaşta genel olarak okuldan eskiden ilk öğretimdi. Şimdi birinci sınıftan ne diyelim ortaokulun başına kadar olan dönem diyebiliriz buna da. Evet, dil gelişimi ve bilişsel gelişimle ilgili olarak teorilere bakalım. Bunlar yine sorularda çıkabilir karşınıza arkadaşlar. Jean Piaget önemli bir kuramcı. Ne der? Bir çocuk sürekli olarak dünyayla iletişim kurar. Aktif öğrenciler, aktif düşünürler, aktif anlam çıkarıcıdırlar. Nesneleri deneyimlerler yani onlara dokunurlar. Piaget bu daha çok deneyimlere, etkileşimlere odaklanmıştır. Mesela çevre bir çocuğun entelektüel gelişimini nasıl etkiler? Piaget'e göre bilgi hareketlerden ortaya çıkar, taklit edilmez, doğuştan değildir. Bilgi dediğim şey aslında bilişsel gelişimdir ve çocuğun etkin dahil olmasıyla etkinliklere, dil öğreniminden bahsediyorsak sınıftaki etkinliklere doğrudan katılımıyla inşa edilir aslında. Yine Jean Piaget bilişsel gelişimin iki şekilde olduğunu düşünüyor. Bir tanesi assimilation, bir tanesi accommodation. Assimilation'ın anlamı yeniden var olan bir yapıyı yeniden oluşturmaktır. Yani kafanızda bir kavramın, bir cümlenin zihinsel bir temsili vardır. Yeni bir şey geldiğinizde karşınıza o var olan yapıyı yeni gelen bilgiyle yeniden yapılandırırsınız aslında. Çocukların davranışlarında bir farklılık olmaz. Sadece gelişme olur, yenilenme olur. Accommodation'da daha çok halihazırda zihinsel haritada olmayan yeni bir bilgiyi özümseyemediğiniz için yeni bir yapı oluşturma veya bir şekilde o çevre dediğimiz yeni bilgiye ne yapalım? Uyum sağlama, yeni bir bilgi haritası oluşturma diyebiliriz. Yani
var olan içine yerleştiriyorsanız assimilation, yani similar, benzer, leştiriyorsunuz, benzeştiriyorsunuz. Accommodation'da da yeni bir harita oluşturuyorsunuz diye kabaca anlatabiliriz. Evet, yine Jean Piaget'den 4 tane evrensel gelişim aşaması var der. Bütün çocukların maruz kaldığı ya da içinden geçtiği. Bu da bu aşamalarda ilk olarak sensory motor stage 0-2 yaş arası. Burada çocuk çevreyle etkileşim kuruyor. Etrafındaki nesneleri manipüle ediyor. Yani sense, dokunuyor, hissediyor, yürümeye çalışıyor. O şekilde öğreniyor. Pre-operational stage'de 2-7 yaş arasında çocuğun düşünmesi daha çok algılamaya dayalı. Ama gitgide mantıksal düşünmeye doğru gidiyor. Burada mantıksal düşünme, mantıksal çıkarımlar yapmayı çok beklemiyoruz. O yüzden pre-operational deniyor. Operation'a ya da logical thinking'e biraz hazırlık aşaması diyebiliriz buna. Genel olarak bu dönem egocentrik, hani sunumun başında da bahsetmiştim bu yaştaki çocuklarla ilgili olarak. İşte Piaget bunun için 2'ye 7 yaş veriyor. Ben merkezlidir ve mantıksal düşünemezler. Yani o çocuklara öğretirken şunu düşünmeniz lazım. Çocuk dünyanın merkezinde olduğunu düşünüyor. Onlara soyut kavramlarla yeni bir bilgiyi öğretemezsiniz. Örneğin bir dil bilgisi yapısını metalanguage kullanarak öğretemezsiniz. Holistik yaklaşmanız gerektiğini de söylemiştim zaten. Evet, üçüncü aşama Piaget'e göre concrete operational stage, yani somut operasyona dönem, 7-11 yaş arası diyor. 7 yaş bir dönüm noktası ona göre. Çünkü çocukların düşünmesi artık yetişkinlerin düşünme tarzına, mantıksal düşünmesine benzemeye başlıyorlar. Mantıksal düşünmeyi birkaç bilgi alanında uygulamaya başlıyorlar. Ama yine de bu mantıksal düşünme yakın etrafındaki nesnelere, somut ortama ortamla kısıtlı, çok fazla soyut, aşırı derecede bir yetişkin gibi soyut yine düşünemiyorlar. Bu da ne demek? Bu dönemdeki çocuklar genelleme yapamazlar anlam konusunda. Yani onlardan bir kural öğretip bu dil bilgisinin, atıyorum, present perfect'in kuralı şuymuş gibi genel bir sonuca ulaşmalarını beklemeniz nafile olabilir. Kafa karıştırıcı da olabilir. Yine son dönem formal operational stage 11 ve yaş 11 yaş ve üstü olarak geçiyor. Bu dönemde çocuklar yakın çevresi, somut şeylerin ötesinde de soyut düşünebiliyorlar. Daha uzak felsefe anlamında mesela. Bu deductive reasoning dediğimiz önlerine bilgi geliyor. O bilgiden yola çıkarak kurallara kendileri ulaşması inductive oluyor. Deductive de kural veriliyor. Kuraldan yola çıkarak örnekler verebiliyorlar sistemli bir şekilde. Yani resmi bir mantık başarmış oluyorlar. Onlarla felsefe bile tartışabilirsiniz. Ya da dil bilgisi kurallarını tartışabilirsiniz. Lev Vygotsky'nin sosyokültürel teorisi diğer önemli teori. Vygotsky'ye göre dil ve toplumsal iletişim, sosyal iletişim merkezdedir. Entelektüel ve dil gelişimi ve öğrenme insanlarla sosyal olarak etkileşmeyle ortaya çıkar. İnsanlar derken yaşıtlar olabilir, öğretmenler olabilir, anne babalar öyle olabilir öğretim aşaması açısından. Scaffolding önemli. Scaffolding normalde inşaatlarda hani destek amaçlı bina bitene kadar çatı kurulur binanın etrafında. Orada beton sürülür, işte pencereler takılır. Bu da onun gibi bir öğrenci, bir çocuk gelişirken onu destekleme, kendi başına ayakta durabilene kadar destekleme anlamında. Zaten scaffolding'e metodolojiyi anlatırken de kısaca değinmiştik. ZPD, Zone of Proximal Development, ne demek? Bir kişinin yapabildiğiyle başkalarının yardımıyla yapabileceği potansiyel arasındaki bölgedir. Örneğin siz kendi kendinize bir bilginiz var İngilizce konusunda. Bunu var olan bilgi kabul edelim. Bir de öğretmeniniz
yardımıyla öğrenebileceğiniz seviye var, ilerleyebileceğiniz seviye. Bu işte bu aradaki boşluğa Zone of Proximal Development diyoruz. Lev Vygotsky deyince Scaffolding, Zone of Proximal Development, Social Interaction, Social Interacting önemli kelimeler, anahtar kelimeler arkadaşlar. Jeremy Bruner's Language Acquisition Support System, yani dil edinimi destekleme sistemi ve scaffolding önemli. Jeremy Bruner deyince bu iki terim özellikle onunla bağlantılı. Dil diyor, bilişsel gelişim için en önemli araçtır. Bruner, yetişkinlerin çocukların gelişimini nasıl desteklediğini incelemiş. Bu yetişkinlerin çocukları eğitirken kullandığı dil, destekleyici dile scaffolding olarak adlandırmış. Bu sunulan scaffolding yapılırken, destekleme yapılırken sunulan formatlar, rutinler çocuğun gelişimine ortam sağlıyor. Onların anlamı tahmin etmelerini kolaylaştırıyor arkadaşlar. Şimdi bunlar göz önünde bulundurulduğunda öğretmenler ne yapabilmeli? Öğrencilerin ihtiyacını anlayabilmeli. Bu dilsel ihtiyaçları karşılayabilmeli. Çocuğun gelişimini anlayıp ona göre bir eğitim süreci planlamalı. Çocukların kültürel arka planlarına da hassas olmalı. Onların ev ve okul arasında olumlu bir ilişkiyi desteklemeli. Yani burada okulayla işbirliği gibi düşünebilirsiniz. Öğretmenin öğrenciyi öğrenmesini kolaylaştırmak için sağladığı katkı diyebilirsiniz. Bunlar scaffolding içine giriyor. Sonra Jerome Bruner'ın yine Language Acquisition Support System'ı ne sağlıyor? Destek sistemi bir tür scaffolding. Az önce de bahsettiğimiz gibi bir binanın inşa edilmesinde olduğu gibi bina kendi kendine ayakta durana kadar nasıl destek veriyorsa öğrenci, çocuk ayakta durana kadar anne babanın, öğretmenin ya da bakıcının bir şekilde destek vermesi anlamına geliyor. Bu destek nasıl olabiliyor? Rutinler, sürekli yapılan şeyleri kolay öğrenirler. Öğrencinin aşina olduğu, çocuğun aşina olduğu şeyler veya her seferinde tek adım prensibi, yani basitten basit basit adım adım gitme prensibiyle scaffolding yani destekleme sağlanabilir. Bunu sağlanan bu scaffolding'in değişik isimleri var. Sorularda karşınıza çıkar. Yani yapılandırılmış basit cümleler, daha yavaş, daha sesli söylenen cümleler, kelimelere motherese, annece ya da caretaker speech, bakıcı dili, teacherese, öğretmence ya da foreigner talk, hani nasıl bir yabancıya konuşurken yavaş ve bağırarak konuşursunuz anlamasını kolaylaştıracağınızı düşündüğünüz için bu tür çocuklara yönelik konuşma şekillerine de bu isimler veriliyor. Karşınıza çıkacaktır mutlaka. Geldik Gardner'a, çoklu zekasına. Çocukların zekasını değerlendirirken eskiden zeki ya da zeki değil deniyordu. İşte matematiği iyiyse zeki, matematiği iyi değilse zeki değil diye yaklaşılıyordu çocuklara. Ama Gardner bunu değiştirdi. Çoklu zeka teorisiyle. Bunlar lingüistik, dilsel, mantıksal, matematiksel, müziksel, uzamsal, bedensel, kinestetik, yani harekete dayalı kişiler arası, kişinin kendi içinde zeka türleri var. Bir de buna daha sonra natural, doğal zeka ya da varoluşsal zeka, existentialist zeka eklenmiştir. Bu alanda bir diğer önemli kişi de Noam Chomsky. Ne diyor Chomsky? Özellikle Universal Grammar ve Generative Grammar'ı gördüğünüzde Chomsky aklınıza gelecek. Evrensel dil bilgisi ve üretimsel dil bilgisi ne demek? Çocuklar genelde başkalarından duymasalar da hiç duymadıkları tipte kelime ve cümleler de üretebiliyorlar. Bu da ne anlama geliyor? Demek ki herkesin beyninde, herkesin zihninde, çocuk da olsa evrensel bir dil bilgisi yapısı mevcut. Yani örneğin bir başka ispat da şu, her dilde sıfat var, her dilde fiil var bir şekilde. Bu da evrensel bir dil bilgisi olduğunu ispat ediyor. Generative olması da bu evrensel dil bilgisi hazır kafada varken bunu kullanarak, bu altyapıyı kullanarak yepyeni cümleler, yepyeni kelimeler üretebiliyorlar diyor.
Lenneberg deyince hemen aklımıza kritik dönem hipotezi gelecek. Ne demek? Ergenliğe kadar diyor, beyin esnektir. Dil öğrenmek ergenliğe kadar kritiktir. Daha kolay öğrenilir. 11-12 yaşın altındaki çocuklar eğer advantageous learning circumstance, avantajlı bir öğrenme ortamı sunulursa, bir input gibi, çok fazla veri gibi, çok fazla etkileşim gibi, örneğin İngilizce öğretirken bunların İngilizceyi edinmesi, özellikle native seviyede öğrenmesi aksansız daha kolay olur diyor. James Asher nereden biliyoruz? Metodoloji anlatırken Total Physical Response'tan biliyoruz. Zaten adı üstünde physical, yani kinestetik zekaya dayalı ve hafıza da yine kinestetik hafızaya dayalı bir yöntemle öğretme eğiliminde. Çocuklar bilinçli bir entelektüel yolla öğrenmezler, yaparak öğrenirler diyor. Düşünerek değil, yaparak öğrenirler. O yüzden physical response ve kinestetik use of language is important. Creation ve Terrell'a gelelim. Creation ve Terrell'a göre konuşmada akıcılık doğrudan öğretilemez. Akıcı konuşmak kendi kendine zaten ortaya çıkacaktır. Ama önce bir input, yeterli bir input vermelisiniz. Dil edinilmeli, öğrenilmemeli. Dili ediniriz, acquire ederiz. O verilen inputları değerlendirerek bir, hani bilinçsiz bir şekilde çocuklar yapıyor tabii bunu. Tabii a little beyond our current level. I plus one demiştim ya az önce. Seviyemizin biraz üstünde olmalı ki bu becerimiz gelişsin. Dinleme becerisi okuma önceliklidir. Zaten natural approach'ta da, doğal yaklaşımda da veya kendiniz düşünün, kendi dilinizi öğrenirken önce dinlediniz değil mi? Daha sonra okuma geldi. Listening comprehension en öncelikli olanıydı. Hatta okuldan önce speaking geldi. Şimdi burada yazmak, akıcı bir şekilde yazmak kendi kendine ortaya çıkacak zaten yeterli input verildiğinde. O yüzden comprehensible input'u I plus one şeklinde vererek spoken fluency'yi geliştirebiliriz doğrudan öğretmeyerek. Bu yaklaşım tabii ki learning öğrenmeyle değil, öğrenme çünkü daha bilinçli, daha conscious bir şekilde yapılıyor. Acquisition daha çocuksu, yani ediniyorsunuz farkında olmadan. Onunla ilgili yine az önce de söylediğim gibi seviyemizin biraz üstünde olursa bu becerimiz gelişir. Seviyemizin biraz üstünde yine anlayabilmemiz için context, yani içinde bulunduğumuz bağlam da çok önemli. Sınıftan bahsediyorsak sınıf içerisinde astığımız posterler bile I plus one'a katkıda bulunacaktır. Yine doğrudan öğretilmediğini, konuşma becerisinin akıcılığının kendi kendine aşama aşama ortaya çıktığını söylemiştik. Mother is, teacher is de I plus one'a giriyor tabii ki. Caretakers, talk. Mesajı anlamaları için ne yapıyoruz? Basitleştiriyoruz. Onların aslında seviyesinin fark etmeden birazcık üstünde konuşmuş oluyoruz. Buna I plus one dendiğini yine tekrarlayalım. Yine dil bilgisi yapılarında hazır olduklarında vereceğiz. Seviyelerinin biraz üstünde olabilir. Geldik John Dewey'e. Dewey deyince aklımıza active learning gelecek arkadaşlar. Ne diyor? Eğitim çocuk merkezli olmalı. Hem aktif hem interaktif bir ders olmalı eğitimde. Sosyal çevreyi mutlaka eğitim içermeli toplum içerisinde. Amacı yönelik olarak bir müfredat geliştirmeli buna yönelik olarak. Çocuklar dünyadan anlam çıkarabilmeli ve bunu mümkün olduğunca eğlenceli hale getirerek yapmalı öğretmen. Maria Montessori, sevdiğim bir kişi. Çocuklara yönelik olarak gerçekten çocukların seviyesine, çocukların ulaşabileceği gelişimlerine uygun eğitim materyalleri geliştirmesiyle ünlü. Ne diyor? Çocuklar önemli hayat becerileri öğrenirler. Ama bunu conscious bir şekilde yapmazlar, yani bilinçli bir şekilde yapmazlar. Çevrelerinden öğrenirler. Zaman geçirmeleri gerekir bunu öğrenirken. O yüzden madem çocuklar dokunarak, deneyimleyerek öğreniyor, yaparak, tekrar ederek öğreniyor, o zaman biz onların çevresini, sınıf ortamını ona göre ayarlayabilmeliyiz. Örneğin mesela
küçük mutfak malzemeleri, matematiği öğrenmek için boncuklar falan kullanılıyor. Bir sayının karesini öğretmek için örneğin ikili dört tane boncuğun olduğu bir ip var. 2 2 yaptığınızda 2'nin karesi oluyor. Kare şekline getiriliyor. Çocuğa diyorsunuz ki 2'nin karesi budur. Çocuk da onu sürekli boncuklarla oynayarak, deneyimleyerek 2'nin 2'den kare yaparak 2'nin matematikte karesinin 4 olduğunu öğrenmiş oluyor. Bu tür malzemeleri internette araştırabilirsiniz. Çok güzel malzemeler var. Hoşunuza gideceğinden eminim. Çocuklar çok konsantre olabiliyorlar herhangi bir şey ilgilerini çekerse. Düşünün oyuncaklarıyla oynarken ne kadar konsantre olabiliyorlar, hayal güçleri ne kadar gelişmiş. Onlara o yüzden verdiğiniz oyuncaklar bile belki de, bu benim tabii ekstra yorumum, ilgi çekici olmalı, öğretici oyuncaklar seçmelisiniz. Bununla ilgili zaten eğitici oyuncaklar diye videolarım var, onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onlara yeterince zaman ve özgürlük, yapma özgürlüğü verilirse öğrenirler. Öğrencilerin daha çok fiziksel etkinliğe ihtiyaçları vardır. Yani Montessori eğitiminde aceleye gerek yok. Çocuklara illa şunu öğreneceğiz, bunu öğreneceğiz diye yaklaşmanıza gerek yok. Sınıf ortamında onlara eğitici materyalleri, malzemeyi verin. Onlar onu karıştıra karıştıra zaten öğrenecekler. Mantığı var genel olarak. Erik Erikson yine önemli bir kişi. Çocukların nasıl geliştiğiyle ilgili olarak teorilerde bulunmuş. Özellikle emotional ve social development ve ayrıca mental health'ine odaklanıyor. Bireylerin farklı farklı olduğunu, bunları göz önünde bulundurmamız gerektiğini söylüyor ve müfredatında gerçek şeylere dayalı olmasını söylüyor. Zaten hani Montessori'de de bunu söylemiştik. Birbirlerinden çok farkları yok genel olarak ama mesela Erik Erikson deyince Stages of Psychosocial Development'ı mutlaka bilmeniz gerekir arkadaşlar. Nedir? İnsanoğlunun 8 farklı dönemi. Bu Theory of Emotional Development, duygusal gelişim teorisi diyebiliriz buna. İnsanın hayatı boyunca geçtiği aşamalardan bahsediyor. Örneğin şu tabloyu incelemenizi tavsiye ederim. İşte 0-2 yaşta umut dönemi, psikososyal kriz, işte temel güven, güvensizlik dönemi. En önemli ilişki bu yaşta anne ile dünyaya güvenebilir miyim sorusunu tabi bilinçli sormuyor ama güven arıyor bu yaşta çocuklar diyor Erik Erikson. Örneğin beslenme, terk edilme, anne gittiğinde, baba gittiğinde bu hep çocuğun dünyaya güvenini etkiliyor diyor. Bunları tek tek incelemenizi tavsiye ederim. Her yaş döneminin bir krizi var. Kendi yaşınıza göre de hangi kriz döneminde olduğunuzu görebilirsiniz. Bunların Türkçe olanları da var. Onları da inceleyebilirsiniz. Tek tek detayına girmeyeceğim. Ama bizim için önemli olan Teaching English to Young Learners dediğimiz için şu 12 yaşa kadar olan bölümü özellikle incelemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Örneğin ilkokul çocukları genelde öğretmenlerin dediğini dinlerler, ailelerini dinlemezler. O dönemde şuraya denk geliyor. Yani şurada ailesinin bunu yapsam böyle bir şey işte elimdeki bir malzemeyi yere vursam olur mu olmaz mı onayını aileden beklerken artık aile değil daha çok neighbors ve school başkalarının ne dediği onlar için önemli hale geliyor. Bu yaşta ilkokul seviyesindeki çocuklar genelde sizin verdiğiniz ödevi yapma eğilimindedir. Yapamadığında özellikle ağlayabilen, yetiştiremediği için üzülebilen çocuklar olur. O yüzden vereceğiniz ödevleri bile ona göre bu dönemin özelliklerini bilerek vermelisiniz arkadaşlar. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini dikkate almalısınız. Yani doğruluk payı çok, birçok örnek verilebilir bu alanla ilgili olarak. Şimdi bu tüm teorisyenlerin söylediklerini de dikkate alarak nasıl öğretmeliyiz bu çocuklara? Örneğin listening nasıl öğretilmelidir? Silent period'e saygı duymalıyız öğretmenler olarak. Kuralları özümseyene kadar öğrencilerimiz onları zorlamamalıyız. İlla ki speaking belli bir yerde ortaya çıkacaktır. İlla konuş konuş çocukların sıkılmasına ve İngilizce'den nefret etmelerine bile sebep olabilirler. Biraz daha böyle seslere odaklanabilirsiniz. Farklı sesleri fonolojik olarak öğretebilirsiniz. İşte E ve E arasındaki fark gibi mesela sesler arasındaki fark gibi. Onlar hani dinlemeyi becerileri zaten
iyi olduğu için, dinleme öncelikli olduğu için dinlemek isteyeceklerdir yazmaktan ziyade. Mesela yazmaktan gerçekten nefret ediyorlar. Ama belki resim yapmak hoşlarına gidecektir. Bu durumda şarkılar, ritmik, kafiyeli şiirler, tekrara dayalı şekilde, onları tehdit etmeyici şekilde kullanılabilir. Her çocuğa da tabii şarkı kullanacağım diye illaki şarkı söylemeyin, bunu zorlamayın. Herkes, her çocuk aynı değildir. Şarkılar onların fluensisinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Her çocuk action'ı da sevmeyebilir. Her çocuk rhyme'ı sevmeyebilir. Repetition'ı sevmeyebilir. O yüzden mümkün olunca çeşitli etkinlikler sunmalısınız demiştik zaten. Dinle ve yap etkinlikleri daha çok hoşlarına gider. Ama vereceğiniz emirler, bir emir, iki emir, daha fazla, hani I plus one'a da değinmiştik. Aşırıya kaçmamak şartıyla anlayabilecekleri kadar olmalıdır. Çizim, total physical response, hani fiziksel etkinliklere dayalı demiştik zaten. Parmak oyunları, bulmacalar, syllable clapping, her hecede işte hece vurgusunu mesela gösterecekseniz daha sert alkışlama şeklinde kullanabilirsiniz. Speaking öğretirken çocuklar tabii ki konuşmayı seviyorlar. Etkileşim kurmak için şanslar aramayı seviyorlar. Siz de burada mümkün olduğunca hedef dili kullanmalısınız öğretmen olarak. Onlara sınıf dilini öncelikle öğretmenizi hedef dilde tavsiye ederim. İşte come in, stand up, sit down gibi bu ifadeleri öğretebilirsiniz. Öğretmen çocukların konuşması için geçerli sebepler sunmalıdır. Yani işte tanışma geçerli bir sebep olabilir sene başında. İşte oyun oynarken konuşmalar nedir? Tanışma ortamı sunarsınız. Bir kafede tanışma gibi. Onlar için geçerli sebepler olacaktır. Daha çok familiar temalar. Yani onların mesela yurt dışına gidip gezmek küçük yaşta bir çocuk için belki familiar olmayabilir ama bir arkadaşıyla tanışmak daha familiar olabilir. Bol bol repetition kullanın. Onun dışında konuşma öğretirken çocuklar daha çok kontrollü etkinlikleri severler ama gitgide daha böyle rehberlik yapabileceğiniz, daha rahat edebilecekleri etkinlikler de yapabilirsiniz. Gayri resmi bir ortam, çok formal ortam çocukları sıkar. Çok yarışmaya dayalı olmasın. Çünkü hani abartıyorlar sevinci de, üzüntüyü de. Ama herkesin bir şekilde başarı hissini yaşayabileceği bir ortam sunabilirsiniz. Hemen her yanlışlarını düzeltmeye kalkmayın, yoksa biraz geri çekilebilirler. Teknik olarak bak ve söyle, şarkılar, şiirler, tekerlemeler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Literacy, yani okuma ve yazmayı nasıl öğretiriz? Birkaç yaklaşım var. Phonics teaching'de mesela harflere ve seslere odaklanılır. Bottom up dediği, sesler öğretilir, sesler birleştirilerek kelimelere geçilir. Whole words approach'ta kelimeler bütün olarak öğretilir. Genelde sık kullanılan kelimelerle, etraftaki kelimelerle başlanır, resimlerle başlanır. Whole sentence reading'de cümleler öğretilir ya da bazı cümlecikler öğretilir. Ondan sonra kelimeler parçalanır, seslere inilir. Bu da top to bottom olarak geçiyor. Language experience approach'ta çocuklar okumaya ve yazmaya cümle seviyesinde başlıyorlar. Sonra sürekli sözlü tekrarlarla cümleler öğretiliyor. Biraz whole sentence reading'e benziyor. Öğretmenler belli bir amaç doğrultusunda planlı bir eğitim sunmalıdır. Kelime öğretirken de buna explicit diyoruz. Implicit olan da daha çok hani direkt bunu öğretmiyorsunuz da öğrenci başka şey öğretirken yandan onları da öğrenmiş oluyor. Buna incidental learning diyoruz. Stratejilerimiz ne olabilir kelime öğretirken? Explicit, yani açık bir şekilde öğretiyorsak, planlı, belli bir plana, niyete dayalı, doğrudan öğretime dayalı. Örneğin resim çizerek öğretebilirsiniz, gerçek nesneler getirebilirsiniz, taklit yapabilirsiniz, rol yapabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Bu explicit vocabulary. Implicit nasıl oluyor? Kelime öğretme amacıyla değil de bir metni okurken ya da bir dinleme esnasında öğrenci geçen o kelimeyi görüyor. Siz doğrudan öğretmeseniz de tahmin edebiliyor veya sözlüğe bakıp öğrenebiliyor. Bu da implicit oluyor. Prensipler neler kelime öğretirken?
Tabii çocuklar zihinsel haritalar oluşturuyorlar. Kelimeleri ediniyorlar. Eş anlamlı, zıt anlamlı, işte grup, ne diyebiliriz buna? Örneğin renkler, renklerin altındaki kelimeler şeklinde grup halinde öğrenebiliyorlar. Öğretmenler daha çok bu dönemde çocuklar öğretirken somut kelimeler seçmelidir. Çocuklarının bilişsel gelişimine de dikkat ederek o konuda tekrar Piaget ve Brunner gibi teorisyenlerin okumanızı tavsiye ederim. Kelimelerin sıklığı çok önemlidir. Yani ne derece kelimeler aynı kelime öğrencilerin karşısına çıkacak? Bunun çıkma derecesi çok önemlidir. Veya yeni kelimeler ne derecede sunacaksınız öğrencilere? Yaşlarına göre önemlidir seçim. Farklı farklı kontekstlerde kelimeleri, lexical chunkları sunuyorsanız buna recycling deniyor. Bu da frequency ile ilgili yine. Oyunlarla, şarkılarla, esprilerle kelime bilincini geliştirebilirsiniz öğrencilerde. Dil bilgisi öğretirken tabii ki ne yapıyoruz? Metalinguistik olarak gelişmedikleri için daha çok anlamlı bağlamlar içerisinde metinler, hikayeler, diyaloglar, şarkılar, oyunlar içerisinde sunuyoruz. Direkt gramer eğitimi vermiyoruz. Hani belli bir aşamaya kadar fark etme etkinlikleri yapabiliriz. İşte I have'di, he has'i sundunuz, verdiğiniz şarkıda geçti. I have, he'de ne olmuş bakın, fark edin, notice edin tarzında bir yöntem kullanabilirsiniz ama çok aşırıya kaçmadan. Etkinlikler fırsatlar sunacak şekilde olmalıdır. Close test olabilir, drill olabilir, şarkılar aracılığıyla veya tekerlemeler aracılığıyla. Yine etkinlikler bir prosedür etkinliği, hikaye gibi, bir olayı anlatma gibi sunulabilir. Diktogloss kelimesi de karşınıza çıkabilir prosedürle ilgili yine. Örneğin bir metni dinliyor öğrenciler. Küçük anahtar kelimeler halinde not alabilirler. Ondan sonra o etkinliği, o dinledikleri şey, hikaye olabilir. Yeniden kendi kelimeleriyle, kendi cümleleriyle anlatıyorlar. Buna diktogloss diyoruz. O zaman öğrenciler ne yapıyor çocuklar? Kuralları kendileri keşfediyorlar. Buna da inductive teaching diyoruz. Didaktif olarak öğretmiyoruz. Zihinsel gelişimlerinden dolayı bahsetmiştik bunlardan zaten. Evet, ne tür müfredatlar kullanılabilir? Topic based olabilir, story based olabilir, task based olabilir. Bunları detaylı olarak bakalım. Genelde bizim kitaplarımız topic based oluyor. İşte hayvanlar, okul, friends başlığı oluyor bir ünitede. Ondan sonra onlarla ilgili kelimeler, cümleler öğretiliyor. Story based'te de daha çok hikayeler kullanılıyor. Çünkü hikayeler özellikle küçük yaştaki çocuklarda affective filter yani duygusal filtreyi, onların öğrenmeyi engelleyici olumsuz duygularını engelliyor, düşürüyor. Hikayeler tabii ki eğlenceli olmalı, ilginç olmalı, motive edici olmalı. Onların yaşına göre seçilmeli. Böyle hayal kurabilecekleri, olumlu duygular geliştirebilecekleri, başka kültürlerle ilgili özellikle fırsatlar sunmalı. Onların anlayabileceği bir kurgusu olmalı tabii ki, hikayesi olmalı. Ve tekrar eden patternlar olmalı öğreteceğiniz yapıya veya kelimeye göre. Task based'de de görev veriyorsunuz. Dil öğretme biraz daha problem çözme etkinlikleriyle destekleniyor. Onlara işte bir şey araştırmasını istiyorsunuz. Diyelim ki hayvanlarla ilgili bir topic belirlediniz. Gidip hayvanat bahçesinde onları araştırıp onlarla ilgili kısa kısa cümleler yazmasını isteyebilirsiniz. Böyle bir task verebilirsiniz. Otantik olduğu için yani gerçek hayatla çok ilgili orijinal görevler vereceğiniz için form ve meaning iç içe geçmiş olacak. Anlamlı bir öğrenme ortamı sağlamış olacaksınız öğrenciler için. Peki onları değerlendirirken ne yapacağız? Tabii geleneksel yöntemler biraz problemli. Kağıt kalem yani okumayı yazmayı yeni öğrenmiş bir çocuğa kağıt kalemle sınav yapmak biraz mantıksız. Biraz sistemi değiştirmemiz gerekiyor, değerlendirme sistemimizi. Çünkü testlerin negative washback dediğimiz geriye doğru olumsuz etkisi ya da ileriye doğru olumsuz etkisi olabiliyor. Sınav korkusu sizin öğrettiğiniz dile karşı da ön yargı geliştirmesine sebep olabilir. Motivasyonlarını kaybedebilirler. Neler yapılabilir mesela notlandırmak için? Gözlem yapabilirsiniz. Öğrenci kendini değerlendirebilir. Dosyalar hazırlatabilirsiniz, projeler verebilirsiniz.
bu şekilde ürettikleri materyallere göre değerlendirebilirsiniz. Bu da değerlendirildikleri hissini hissetmemelerini sağlayacak. Size de veri sunacaktır değerlendirme açısından. Evet, sınıf dili mutlaka öğretilmelidir demiştik. Mesela greetings mutlaka öğretilmeli. Good morning students, good afternoon gibi. Register, hani kim var kim yok, yoklama yapılırken who is absent today, bunlardan birini seçip mutlaka sınıfta sürekli kullanın. Tabii ki başta anlamayabilirler ama siz bunları sürekli kullandığınızda öğrenciler zaten otomatik öğreneceklerdir. Örneğin ilk girdiğinizde good morning dediğinizde hiçbiri cevap vermeyecek ama her gün kullandığınızda bir süre sonra cevap alacaksınız. Bu artık onlar için sıradan hale gelecek. O zaman bu mantıkla şu cümleyi örneğin who isn't here today anlamayacaklar. Bundan korkmayın ama her gün kullandığınızda bir süre sonra böyle zor bir cümleyi bile anlamaya başlayacaklar. Etkinlikler esnasında işte başlayacağınız zaman I'm waiting for you to be quiet. We won't start until everyone is quiet gibi cümleler kullanabilirsiniz. Başlama zamanı geldiğinde let's begin our lesson now diyebilirsiniz. Birisi geç kaldığında where have you been diye kullanabilirsiniz. Anlayıp anlamadıklarını are there any questions, do you understand, do you get it, are you with me gibi dinleyip dinlemediklerini test edebilirsiniz. Bunları yine kullandıkça öğrencileriniz alışacak, hiç korkmayın. Etkinliklerden sonra durmanız gerektiğinde it's almost time to stop. İşte bir sonraki yapacağınız etkinlikte we'll do the rest of this chapter gibi. Ödev vereceğinizde do exercise for your homework. Veda edeceğinizde goodbye, see you again, have a good holiday gibi yapılar mutlaka kullanın. Bunları öğrenecekler. Evet, sınıf içerisinde özellikle küçük çocuklarla uğraşıyorsanız neler yanlış gidebilir? Bazen öğretmenler olarak farkına varmıyoruz hatalarımızın. Bazen çok aceleci oluyoruz. Öğrencilerin fark etmesini sağlayacak boşluk, zaman boşluğu bile bırakmıyoruz. Onlar bizim yapmamızı istediğimiz şeyleri yapıyorlar. Onlardan belki bazen yanlışlıkla çok daha fazlasını bekleyebiliyoruz. Kendileri yeni bir şey denemeyebiliyorlar, korkabiliyorlar. Yeterince deneyimleyemeye, deney yapamayabiliyorlar. Doğal olarak başarısız olabiliyorlar ve bağlantı kuramıyorlar büyükler gibi. Bu tür hatalara veya öğrencilerin durumlarına aşina olmalıyız öğretmen olarak. Onlardan ne bekleyeceğimizi gerçekten biz önce iyi bilmeliyiz ki çocukları zor durumda bırakmayalım. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.